Merhaba sevgili arkadaşlar. Detaylı bir şekilde soruları çözmeye devam. Bir tüccar bir toptancıdan toplam 168 tane gömlek ve pantolon almıştır. Tüccarın aldığı bu gömleklerin 7 bölü 8'i, pantolonların 5 bölü 6'sı defolu çıktığı için tüccar bu defolu gömlek ve pantolonları toptancıya iade etmiştir. Son durumda tüccarın elindeki defosuz gömlek ve pantolon sayıları eşit olduğuna göre tüccarın iade ettiği gömlek ve pantolonların toplam sayısı kaçtır? Şimdi sevgili arkadaşlar, burada şu şekilde çözeceğiz. Dikkat edin, gömleklerin 7 bölü 8'i var, pantolonların 5 bölü 6'sı var. Sisteme çok dikkat edin arkadaşlar. Bunlar defalarca denenmiş bir sistem. Şimdi gömlek sayısı ve pantolon sayısı olsun. Gömlek sayısı 8x olsun. Pantolon sayısı da 6y olsun. Neden? Çünkü payda da 8 ve 6 var. Birazdan ben bunların defoluğunu, deposunu hesaplarken rahat hesaplayayım diye. Şimdi bu gömleklerin 7 bölü 8'i, pantolonların da 5 bölü 6'sı defolu çıkmış. Şimdi 7 bölü 8'i, yani 8x'in 7 bölü 8'i ne yapar arkadaşlar? 7x yapar. Peki pantolonların 6y çarpı 5 bölü 6. Bunların da 5 bölü 6'sı defolu çıkar. Bu da ne yapar? 5y yapar. Değil mi? Sevgili arkadaşlar, burada şimdi 7x ile 5y birbirine ne arkadaşlar? Eşit. Neden? Çünkü bakın burada diyor ki, pardon, şöyle diyor. Bu 7x ile 5y birbirine eşit değil. Bunlar defolu çıkmış. Bunları geri iade etmiş. Geri iade ettikten sonra tüccarın elinde kalan defosuzlar birbirine eşitmiş. He, 7x defolu, 5y de defolu. Peki arkadaşlar, o zaman ne kadar defosuz var bunda? X kadar bunda defosuz var. Y kadar da bunda defosuz var. Bakın sistemi güzelce oturtun. Demek ki x ile y birbirine ne? Eşit. X ile y birbirine eşit arkadaşlar. O zaman başlangıçta ne kadar gömlek ve pantolon vardı? 168 tane. Yani 8x artı 6y toplamında ne kadar yapıyor? 168 yapıyor. Peki y gördüğüm yere x yazarsam ne olur arkadaşlar? Hani y yerine x yazabilirim. 14x eşittir 168 yapıyor. Her iki tarafı 14'e böleyim. Şurayı da 14'e böleyim. Hatta burayı da böleyim yanlış anlaşılmasın. 14'e bölersem x ne geliyor buradan? 12 geliyor. Demek ki x 12'ymiş. Bana diyor ki tüccarın iade ettiği gömlek ve pantolonların toplam sayısı kaçtır? Şimdi 7x defolu burada vardı. 5y de burada var. Sevgili arkadaşlar, iade ettiğim ne kadar? 7x artı 5y. Ama y yerine x yazabilirim. Eşit çıktı çünkü. O zaman 7x artı 5x. Yani ne kadar? 12x defolu mu çıktı? 12x defolu. Değil mi? Peki arkadaşlar, burada x de neydi? X de 12 çıktı değil mi? 12 ile 12'yi çarparsam o zaman ne olur? 144 tane olur. Demek ki o zaman iade ettiği sayısı 144 tane. Son bir kez daha özetlemek istiyorum arkadaşlar. Bakın gömleğe 8x dedim. Pantolona 6y dedim. 8x ile 6y'nin toplamı 168'e eşit. Ama gömleklerin 7 bölü 8'i defolu çıkmış. Yani 7x defolu var. Pantolonların 5y'si defolu çıkmış. Ve bunları iade ettikten sonra ne kadar kalmış? 8x'ten 7x giderse x kalır. 6y'den 5y giderse y kalır. X ile y birbirine ne? Eşit. Peki o zaman ben buradaki y'ye x yazarsam ne olur? 14x eşittir 162'den. X eşittir 12 olur. Bana ne diyor? İade ettiği gömlek ve pantolonların toplam sayısı 12 çarpı 12'den, o da ne olur? 144 olur. Şimdi denemedeki bir diğer soruya gelelim. Bir otobüs şirketinin A tane otobüsü ve her otobüsün de B tane yolcu koltuğu bulunmaktadır. Her bir otobüsün yarısı doluyken her bir otobüse C tane daha yolcu biniyor. Buna göre ilk durumdaki yolcu sayısının son durumdaki yolcu sayısına oranı cebirsel ifade olarak verilirse aşağıdakilerden hangisi doğru seçenek olur? Sevgili arkadaşlar, bir kez daha söylemek istiyorum. Şu an ürün KitapSat üzerinden satılıyor. Linki bıraktım yoruma. Alt kısmına daha doğrusu. Yani açıklama kısmına. Fakat diğer sitelerde satışa çıkacak. Zaman tutarak güzelce çözebilirsiniz.
Sadece tanıtım amaçlı zaten arkadaşlar. Maliyet bedellerine şu anda gidiyoruz zaten. Ama yayın evi ilgileniyor. Ben bir eğitimci olarak bu tür konuları çok fazla konuşmak istemiyorum. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Şimdi A tane otobüs var bu şirkette. Her otobüsünde B tane yolcu koltuğu var. Ve her bir otobüsün yarısı dolu en başta. Şimdi o zaman bakın bu soruları yaparken zorlanan arkadaşlar var. Bana yorumlarda yazmışlar. Hayal kuracaksın. Mesela 2 tane otobüs olsa, her otobüse 20 kişi olsa toplam kaç kişi vardır desem ne yaparsın? 40 dersin, çarparsın. Şimdi A tane otobüs var. Ne kadar yolcu koltuğu var? B tane. Yani toplam yolcu kapasitesi ne bu şirketin? A çarpı B. Fakat diyor ki her bir otobüsün yarısı dolu. Yani demek ki A çarpı B bölü 2'si dolu. Bu kadar dolu. İlk durumdaki yol sayısı bu. Fakat daha sonra ne oluyor? Her bir otobüse C tane yolcu biniyor. Yani A, normalde iki yolcu sayısı A çarpı B bölü 2 iken her otobüse C tane biniyor. Ne kadar otobüs var? A tane otobüs var. O zaman A çarpı C daha yolcu biniyor. Bu da son durumdaki yolcu sayısı. Yani ilk duruma sonraki binenlere ekledim. Niye? Her otobüs, mesela 5 otobüs var, 3 kişi binse 15 kişi biner toplamında. Yani son durumdaki yol sayısı da bu. Tabii arkadaşlar burada ne yapmak lazım? Payda eşitlemek lazım güzelce. Şöyle yapabiliriz. Bunun paydasını 1 var, 2 ile çarpın. A çarpı B artı 2 AC bölü ne oldu? Kim oldu? Ve buradan ters çevirip çarparsak ne olur? 2 bölü A çarpı B artı 2 AC olur. İkiler birbirini götürür arkadaşlar. Ne kaldı? AB bölü AB artı 2 AC kaldı. Şimdi şurayı A parantezine alırsam, aşağıya A parantezine alırsam ne gelir oradan da? B artı 2C mi gelir? A'lar burada birbirini götürürse ne gelir? B bölü B artı 2C gelir. Yani cevabımız ne olacaktır? Adana seçeneği olacaktır. Yani burada arkadaşlar bu tür sorular yeni nesil bir soru. Son yıllarda sürekli sorulmaya başlandı. Her türlü sınavda çıkabilir arkadaşlar. Şunda gelir, bunda gelir demeyin. Bu format tüm sınav sistemlerine uyuyor. Bunların delilleri daha önceden mevcuttu. Fakat ben videolarımı sildim. Onlar öyle gitti. Fakat buradaki şu sorunun sistemine dikkat edin arkadaşlar. Peki burada diğer sorunun sisteminde kaptığınız şeyleri unutmayın arkadaşlar. Bunlar daha sonra bize lazım olacak. Daha sonraki denemelerde benzer mantıkta daha farklı sorular içinde bunları zaten kendiniz de göreceksiniz. Şimdiden iyi çalışmalar diliyorum.